Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yola Jesus'la devam etmek istiyor. Portekizli teknik adam kararını sezon sonunda verecek. Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım oluşturmayı hedefliyor. Yönetim bu doğrultuda Jorge Jesus'a yola kendisiyle devam etmek istediklerini iletti. Portekizli teknik direktör tekliften memnuniyet duyduğunu ve kararını sezon sonunda vereceğini yönetime söyledi. Özellikle Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetten sonra kenetlenen yönetim ve teknik heyet geleceğe umutla bakıyor. Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan Sarı takıma yıldız isimler katılacak. Resus'a kadro kalitesini artırma sözü veren Başkan Ali Koç, Avrupa'dan bazı oyuncularla görüşmelere başladı. Yönetim, Ryan Kent transferini büyük ölçüde bitirdi. Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha da sarı lacivertli takımın gündeminde yer alıyor. Canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü açıkladı. İtalyan Ligi takımlarından Melih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta'nın golcüsü Duan Zapata'nın Türkiye'ye geleceği iddia edildi. Gelecek sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önemli transferler yapacağını söyleyen Sinan Engin, Atalanta'nın forveti Duan Zapata gelecek sezon Türkiye'de oynayacak takım ismi vermeyeceğim diyerek futbol severleri heyecanlandırdı. Geçtiğimiz sezon adı Fenerbahçe ile onlar 32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün hangi takımın gündeminde olduğu merak edilirken Sinan Engin'den takım açıklaması da geldi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Zapata Fenerbahçe'nin gündeminde birçok oyuncu gündeme gelir bu normal, Fenerbahçe isterse yalanlayabilir ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a transfer çağrısında bulunan Sinan Engin, Ali Koç Allah aşkına transfer edeceği ortaya su bırakma Zapata gibi bildik isimleri al. Bu tip isimleri al hoca oynatmazsa da senin yapacak bir şeyin olmaz ama sen bu tip isimleri getir Fenerbahçe'ye dedi. Sakatlığı nedeniyle Atalanta'da sezon kapattığı konuşulan Zapata Atalanta formasıyla bu sezon çıktığı 25'lik maçında 2 gol ve 3 asistik performans sergiledi. Toplamda ise 1393 dakika görev aldı. Zapata, Atalanta'da toplamda çıktığı 189 maçta 81 gol ve 43 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Zapata, Kolombiya milli takımında 34 maçta 4 gollük katkı yaptı. Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'na dev bol servis. Sport Toto Süper Lig'in 35. haftasını Gaziantep hükmen galibiyetiyle geçiren Fenerbahçe'de şampiyonluk umudu halen sürüyor. İki kulvarda da yarışa devam eden Fenerbahçe, kupada oynayacağı Sivas Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan gelecek sezonun planlamasını yapan yönetim transferde şimdiden düğmeye bastı. Yeni sezonda takımda önemli değişikliklere gidecek olan Sarı Lajvertler ayrılacak isimleri netleştirdi. Gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe genç oyuncularının satışından yıldız transferlere kaynak sağlamak istiyor. Bu sezon gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu transferin gözdesi konumunda. Avrupa devlerini peşine takan milli oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor. Genç oyuncunun geleceği hakkında flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Premier League ekibi Newcastle United Arda Güler'den sonra şimdi de Fenerbahçe'nin bir diğer yıldızı Ferdi Kazıoğlu'nu gündemine aldı. Gelecek sezon Avrupa Kupalarında boy gösterecek olan İngiliz ekibi geniş bir kadro kurmak istiyor. Newcastle United Ferdi'yi kadrosuna katabilmek için kasasından 17 milyon lirayı çıkarmaya hazırlanıyor. George Jesu'nun en güvendiği isim olan Ferdi ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Ferdi bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maçta görev aldı. 23 yaşındaki genç yetenek 3 gol 3 katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sarı lacivert formayla 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansa herkesin beğenisini toplayan Ferdi Kadıoğlu kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak Avrupa'da boy göstermek istiyor. Bu nedenle milli yıldız ayrılığa sıcak bakıyor. 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Fenerbahçe George devam etmek istiyor. Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertler tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım oluşturmaya hedefliyor. Yönetim bu doğrultuda George Jesus'a kendisiyle devam etmek istediklerini iletti. Portekizli teknik direktör tekliften memnuniyet duyduğunu ve kararını sezon sonunda vereceğini yönetime söyledi. Özellikle Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetten sonra kenetlenen yönetim ve teknik heyet geleceğe umutla bakıyor. Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı lacivertlerde takıma yıldız isimler katılacak. Jesus'a kadro kalitesini arttırma sözü veren Başkan Ali Koç Avrupa'dan bazı oyuncularla görüşmelere başladı. Fenerbahçe orta sahanın menajerini İstanbul'a çağırdı. Bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe 2023-2024 için kolları sıvadı. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Sarılacı Vertler'in gündemine Malili orta saha suma girdi. Fenerbahçe Tottenham forması giyen bir kıskacını aldı. Sarıla Cüvertli'nin Malili futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdığı aktarılıyor. İngiliz ekibinin Bisuma'yı kiralayabileceği öne sürüldü. Bisuma'nın transferinin gerçekleşmesi halinde 26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe tarihinin ilk Malili futbolcusu olarak tarihe geçecek. Tottenham Bisuma'yı sezon başında Brighton'dan 29.2 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. 22'si Premier Lig'de olmak üzere bu sezon toplam 27 maça çıkan Bisuma gol katkısı veremedi. Fenerbahçe Valencia ile yeniden masaya oturuyor. Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ener Valencia'nın menajerinin İstanbul'a geleceği öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Valencia'ya son teklifini yapacağı ve en kısa sürede cevabını alacağı da gelen haberler arasında. Brezilya Ligi'nden gelen teklifler Valencia'nın aklını karıştırmıştı. İrfan Can Eğribayat'tan 14 puan. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat sevinci yaşanıyor. Altay ay bayınların sakatlığı sonrası eldivenleri eline geçiren 24 yaşındaki kaleci performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürdü. İrfan Can Eğribayat kalesine gelen 27 şunun 19'una geçit vermezken %70 kurtarış başarısı sağladı. Kalesinde 10 gol gören Eğribayat bu gollerin ikisini penaltıdan yedi. Fenerbahçe, İrfan Caneribayat'ın görev aldığı 9 maçın 6'sını kazanıp 3'ünden beraberlikte ayrıldı. 24 yaşındaki eldiven ligdeki 14 puanın alınmasına ayak oldu. Öte yandan İrfan Caneribayat, Türkiye Kupası'nda takımının sonu 6 tur ve çeyrek finale çıkılmasına katkı sağladı. Bu arada Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla Göztepe'den kiraladığı İrfan Caneribayat'ın bon servisini satın alıyor. Başarılı kaleci de Trabzonspor derbisi sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada, en son görüştüğümde kulüp benim kalmamı istedi. Ben de kalmayı çok istiyorum. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Bitti de diyebiliriz. Belki son rötuşlar vardır ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'de defansif öne çıktı. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın arkasında kalındı. Bu geriye düşüşte birçok sebep olsa da özellikle savunmadaki zafiyet dikkatlerden kaçmadı. Savunmadaki hatalar, bireysel hatalar ve kolay gol yenmesi sarılı takımın başına iş açtı. 2022 Dünya Akpası öncesi ile sonrası arasında defansif açıdan ciddi bir fark oluştu. Dünya Akpası öncesi ligin ilk 14 haftasında lider olan ve 14 maçta 12 gol yiyen Sarılı Açıvertler maç başına 0.8 yeme ortalamasıyla önemli bir başarı yakaladı. Fenerbahçe bu 14 haftada 10 golle en az gol yiyen Galatasaray'ın ardından en az gol yiyen ikinci takımdı. Dünya Kupasından sonra ise başta derbelerdeki farklı yenilgiler olmak üzere defansif zaaflar sorun yarattı. Gelinen noktada sarılı acı vertlerin 33 başta 39 gol yemesi gözlerden kaçmadı. Şu anda George Jesus'un ekibi ligde en az gol yiyen 6. takım durumuna geldi. Maç başına 1.1 gol yeme ortalaması tutturan Fenerbahçe artık ligin bitmesine az bir süre kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. Sarılı Alcivertler'de hem kalede hem de defans hattında sezon boyunca da birçok isim forma giydi. Soper'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Perez, Atilla Zalay ve Samet Akaydin ile 5 farklı isim oynadı. Kalede de Altay Bayındır ilk 26 haftada oynarken sakatlığı sonrası son 7 maçta İrfan Can Eğribayat kaleye geçti. Fenerbahçe geçen sezon ligin tamamında 38 haftada 38 gol yerken bu sezon 33 maçta 39 gol yedi.